17-25. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, İskenderun Belediye Başkanı Seyfettin Gil ve AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Ayhan Bodur ile birlikte basın mensupları ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Hasan Baba Restoran'ta gerçekleşen toplantıda referandum sonuçları ve gündeme dair konularda fikir alışverişinde bulunuldu. AK Parti İlçe Başkanı Ayhan Bodur kısa bir selamlama konuşması yaparak toplantıya katılımlarından dolayı tüm basın mensuplarına teşekkür etti. İki hafta önce Türkiye'nin kaderini belirleyecek, Türkiye tarihi boyuncaki en önemli seçimi geride bıraktık. Bu süreçte sizlerin katkısı hiç göz ardı edilmeyecek kadar öndeydi. Bundan dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. 16 Nisan'da bir halk oylaması gerçekleştirildiğini ve bu halk oylaması sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeni bir yönetim şekline geçtiğini belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri ve AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar şöyle konuştu. Tabi süreç vatandaşın takdiri. Bizler AK Parti olarak her zaman vatandaşımızın vermiş olduğu karara, vatandaşımızın sandığa yansıyan iradesine saygılı olduk. Ve her siyasetçinin de saygılı olması gerektiği inancındayız, düşüncesindeyiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz arkadaşlar. Vatandaş en iyisini biliyor. Vatandaşın takdiri en doğrusu. Özellikle seçimlerde insanımız sandığın başına gittiği zaman öyle yani yüzde belki 99 diyebilirim rastgele oy atmıyor. Ülkesinin geleceğini düşünüyor, toplumunu düşünüyor, çocuklarını düşünüyor, torunlarını düşünüyor ve ona göre kararını veriyor. İşte bu referandum sonuçları da %51,5 evet, işte %48,5 hayır yaklaşık. Vatandaşımız şunu söyledi. Dedi arkadaş, biz bu yeni anayasayı istiyoruz, kabul ediyoruz. Doğru bir şey yapıyorsunuz. Ama daha çok çalışmanız lazım. Ülkemizi daha çok büyütmeniz lazım. Ülkemizde daha çok sosyal barış sağlamanız lazım. Ülkemizi daha fazla kucaklamanız lazım. Anlayışıyla tüm siyasilere gereğini söyledi. Zaten tam da bu anayasa metninin özü de, bu anayasa metninin amacı da bundan sonraki süreçte ülkemizde geçmişte yaşanan kısır çekişmeler yaşanmasın. Siyaset boşluğundan, yönetim boşluğundan doğacak olan ülke yönetiminin görmüş olduğu sıkıntılar, sorunlar yaşanmasın. Yani ne yapılsın? Bundan sonra bu ülkede hem siyasetçiler hem vatandaşımız en önemli amacı, hedefi hep birlikte 80 milyon insan el ele vererek ülkemizin yarınlarını daha güçlü yapabilmek için, Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere getirebilmek için, bu milletin huzurunu, refahını en yüksek seviyelere çıkarmak için mücadele ediyoruz. Doğrusu da bu arkadaşlar. Yani birileri zaten ülkelerde biliyorsunuz hepimiz kendi alanlarında birbirine doğal olarak rekabet var. Rekabet yapan gruplar da istersemez birbirleriyle bazen istenmeyen şartlarda mücadele etmeye kalkıyorlar. Uluslararası ülkeler, milletlerde de bu rekabetler var. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Bizim de onların o rekabetinin karşısında onlardan daha güçlü olmak için, onlarla rekabet edebilmek için tüm hep birlikte farklı siyasi görüşten olabiliriz, farklı mezhepten olabiliriz, farklı inançtan, ırktan olabiliriz. Bunlar bizim özellerimiz. Ama ülkemiz adına yapacağımız işlerde vatanımız, bayrağımız, ülkemizin geleceği adına, ülkemizi büyütmek adına atacağımız adımlarda hep beraber atmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu yaptığımız zaman başarı kaçınılmaz oluyor. Geçmişte bakıyorsunuz işte bu ülke mesafe aldığı süreçler tek başına güçlü iktidarların olduğu süreçler. Tek başına iktidar gitmiş, peşinden koalisyonlar gelmiş. O birikimler de eksiye doğru gitmiş. Hep bu böyle tekerrür etmiş gitmiş. Biz yani bakıyorsunuz Amerika buna benzer bir sisteme 145-150 yıl önce geçmiş. Şimdi Amerika'ya baktığınızda Amerika diye bir toplumun özü yok. İşte dünyanın farklı yerlerden, Avrupa'dan, farklı bölgelerden giderek oluşmuş bir ülke. Ve bu adamlar şu anda dünyanın süper gücü. Yani burada yönetimlerde özellikle, yani özel işinizde dahi belli sistemleriniz olması gerekiyor. Rastgele gitmelerle ya da sistem taşımadığı zaman onu değiştirmek zorundasınız arkadaşlar. İnsanlar değişiyor, yaşam değişiyor, insanların hayata bakış açısı değişiyor.
Bunları yapmadığımız zaman ne yapıyoruz? Ülke olarak, 80 milyon olarak gönlümüzdeki arzuladığımız ülkemizi taşımamız gereken yere ulaştıramıyoruz. İşte bizler de daha önceki sistemde yapılan yapıldı. Gelinecek noktaya kadar gelindi. Ama bir yerden sonra ülkemizi taşıyamaz. İstediğimiz, gönlümüzdeki oranda, arzuladığımız oranda taşıyamaz duruma geldi. Nedir? Daha hızlı kararlar alınabilmesi için. Artık yetkinin tamamen milletimizde, halkımızda olması için bundan sonraki süreçte de tekrar o koalisyon boşlukları, 3-5 ayda hükümet değişmeleri, 1,5 yılda tekrar yeniden seçime gidilerek insanımızın, ülkemizin, geçmişte kurulan hükümetlerimizin, siyasetçilerimizin enerjilerinin olumsuz yönde ya da boşa harcanmaması için böyle bir sisteme ihtiyacımız olduğu düşünüldü. Bu da çok şükür milletimizin, aziz vatandaşlarımızın desteğiyle %51,5 oranında başarılı oldu. Bundan sonraki süreçte de artık hükümetlerin de, siyasetçilerin de bana göre daha farklı, daha geniş, toplumun tamamını kucaklayacak siyasetler, siyasi projeler, programlar üretmek zorunda kalacaklarına ben inanıyorum. Çünkü daha önceki sistemde sizler de biliyorsunuz %20'lerle, %21'lerle iktidara geliniyordu. Hükümetler kuruluyordu. Bu hükümetler de ister istemez alanlarda bakıyorsunuz siyasi partiler yani her türlü birbirlerine siyasi etiğe uymayacak şekilde hakaretler oluyor, söylemler yapılıyor. Sonra gidiyorsunuz ki mecliste bu adamlara bir araya gelin hükümet kurun diyorsunuz. Kurdukları hükümette bir defa hükümeti kurma sürecinde belli mücadeleler başlıyor. Bakanlık kavgaları başlıyor vesaireler oluyor. Başlarken iş mutlu başlamıyor. Bu mutlu başlamayan işte 3-5 ay sonra, 8-9 ay sonra sonlanıyor. Tekrar bir hükümet. Bir bakıyorsunuz hükümet kuracak kimse kalmayınca tekrar yeniden seçim. Artık bunlar bitecek inşallah. Halkımız, vatandaşlarımız takdirini ortaya koyacak. %50 artı bir kim alırsa ona hükümet etme görevini verecek. O vatandaşımıza o görev alan şu anda bizim sistemimize göre Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı da ekibini kurup ülkeye hizmet etmeye devam edecek. Bunun karşılığında bildiğiniz gibi yine Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçilecek, milletvekilleri seçilecek. Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi farklı gruplardan olabilir. Yani çok çeşitli olabilir. Bunun da böyle olması farklı güzellik. Çünkü meclise her toplumun, her kesimin isteklerini, arzularını, taleplerini yansıtacak bir tablo olacak. Zaten anayasanın içeriği de, özü de uzlaşmaya dayalı bir sistem. Mecliste Cumhurbaşkanı eğer bu ülkeye hizmet etmek istiyorlarsa, zaten başta seçilecek Cumhurbaşkanı arkadaşlar en az toplumun %80'inin gönlüne girmesi gerekiyor. %80'inin takdirini alması gerekiyor ki %50 artı bir oy alabilsin. Eğer bir siyasetçi, Cumhurbaşkanı aday olan bir vatandaş %50 oy alacağım diye piyasaya çıkarsa, ülkenin halkın önüne çıkarsa onun alacağı %25 bile olmaz. Sandığa gitmeyen olur, kararını vermeyen olur. Bu da önce zaten seçimde aday olacak, aday olmak düşünen vatandaşın toplumu kucaklayacak özellikte olması gerekiyor. Yoksa ne olur? Yoksa bu vatandaş seçmez arkadaşlar. Yani bizim vatandaşımıza fırsat verdiğinizde, imkan verdiğinizde en güzelini, en iyi şekilde ortaya koyuyor. Geçmişte bunun örnekleri çok. Seçilecek olan meclis de artık farklı görüşte de olsa, farklı siyasi partide de olsa halkın yararına bir kanun geldiği zaman tamamın onu desteklemesi gerektiğini ben düşünüyorum. Desteklemezse ne olur? Çıkar bir milletvekili, arkadaşlar ben vatandaşımızın şu şu sorunuyla ilgili kanun teklifi veriyor. CHP'si, MHP'si, diğeri desteklemediği zaman o grupların sıkıntıya düşeceğini düşünüyorum. İşte AK Parti'nin bir milletvekili böyle toplumun yararına bir kanun teklifi verdi. Bunlar desteklenmedi. Diğer bir siyasi grup verdiği zaman biz desteklemesek biz zor duruma düşüyoruz. İşte benim artık şu anda biliyorsunuz kanunlar %99'u hükümetten geliyor. Biz kanun teklifi olduğu zaman biz de hükümete söylüyoruz. Onlar üzerinde çalışıyor, toparlıyor, öyle geliyor. Ama bundan sonra öyle olmayacak biliyorsunuz. Yani bunlar da, bu uygulamalar da hayata geçtiğinde inşallah artık bizim ülkemizde yıllarca boşa harcanan, yıllarca
ülkemizin büyümesi için, gelişmesi için harcamamız gereken enerjiyi bundan sonraki süreçte bu ülkenin, aziz milletimizin gelişmesi adına hep beraber harcayacağız. İnşallah zaten göstergeler 15 günlük süreç içerisinde ekonomik göstergeler ciddi oranda değişti biliyorsunuz. Doların düşmesi, borsanın yükselmesi, daha buna benzer insanların özellikle yabancı yatırımcıların ülkemize bakış açısı, ülkemize güvenin daha da artması, geçmiş sistemle her an Türkiye'de her şey olabilir. Endişesi taşımıyordu ama şu anda yeni sistemde 5 yılda bir seçim olacak. Yani adam işte Cumhurbaşkanı yanlış yaparsa, meclis yanlış yaparsa gibi endişeler oluşuyor. Ama doğal olarak %100 idari bir sistemde yakalama şansımız yok. Bana göre ne Cumhurbaşkanı seçilen ne de seçilen meclis orada 1 yıl, 1,5 yıl o görevi yapıp da tekrar seçime gitmeye göze alamaz. Yani bunu kimse yapamaz. Ne yapacaklar? Oturup uzlaşacaklar arkadaşlar. Zaten baştan da yola çıkarken uzlaşmayı beyinlerine, kafalarına koyup siyaset yapanlar öyle yola çıkacaklar. İnşallah ülkemizin, milletimizin geleceği için hayırlı olacağını biz düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte bizler de bu sistem nasıl, benim de söylediğim gibi sadece ülkeye, bölgemize, insanlığa hizmeti özünde alan bir sistemse biz de artık kendi bölgemizde de hangi siyasi partiler olursa olsun, hangi görüşten, hangi düşünceden olursa olsun hedefimiz, amacımız İskenderun'umuzu büyütmek olacak, İskenderun'umuzu güçlendirmek olacak, İskenderun'da hemşehrilerimize daha fazla hizmet üretmek olacak. Tabii bunun dışında da Hatay'ımız, ülkemiz için hep beraber mücadele edeceğiz diyorum. Basın mensuplarıyla karşılıklı sohbet ortamında geçen toplantıda bazı soruları yanıtlayan Karasayar, son günlerde Arsuz bölgesinde türbe ve mezarlara yönelik gerçekleşen çirkin saldırıları kınadıklarını belirterek şunları söyledi. Kınıyorum, en büyük terbiyesizlik. Bizler İskenderun'da yaşayan, Hatay'da yaşayan vatandaşlar olarak 1000 yıldan beri birbirimizi kardeşçe sevdik, dostça sevdik, beraber ağladık, beraber güldük. Bunu yapan sadece onlar değil. Bunu yapmak isteyen çok daha büyük güçler var. Çok daha büyük gruplar var. Bu ülkeyi böyle parçalayıp yutmak isteyen belli güçler var. Bunlar hepiniz biliyorsunuz. Bunların inadına, bunlar böyle yaptığı sürece biz de daha fazla beraber olacağız, daha fazla kucaklaşacağız, daha fazla birlik beraberlik içerisinde kenetleneceğiz arkadaşlar. Zaten bizim Hataylı hemşehrilerimizin bu birlik beraberlik duygusu olmasa, farklı mezheplerin, farklı inançların birbirine olan hoşgörüsü, birbirine olan sevgisi olmasa onlar amacla çoktan varlardı. Ama bizler onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Bulamazlardı, aradıklarını bulamazlardı. Biz biriz, beraberiz ve bu beraberliğimizle inşallah daha da güçleneceğiz bundan sonra. Onlar öyle yaptıkça biz daha çok kenetleneceğiz. Sayın Vekilim,